Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu ve görüyorsunuz fotoğrafta bir de İngilizce bir, bir yazılar var. Nedir bu? E, i̇kinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Ayrıntıları göreceğiz şimdi birlikte. İstanbul'da milletin parasının millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti bitti. Partizanlık yok. Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart akşamı yaklaşık 1 milyon oy farkıyla kazandığı zafer dünya basınında da yer almaya devam ediyor. İstanbul'da ikinci beş yılı için yetki alan İmamoğlu İngiltere'nin önde gelen dergilerinden The Economist için yazı kaleme aldı. Artık demokrasinin kalbi dünyada nerede atıyor diye sorarlarsa ben söyleyeyim İstanbul'da atıyor. Demokrasi şehri burası. İmamoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bu seçim vatandaşların siyasi elitlerden çok daha güçlü ittifaklar kurabileceğini gösterdi dedi. Türkiye artık seçeneksiz değildir. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır. Seçmenler tarafından yerel iktidarın büyük bir kısmının siyasi muhalefete emanet edilmesiyle birlikte Türkiye artık seçeneksiz değildir. Yörüngesi yeniden demokrasiye doğru sağlam bir şekilde belirlenmiştir. Kaleme aldığı yazıda seçmenin verdiği mesaj ve demokrasi vurgusu öne çıktı. Seçim haritasının yeniden çizildiğini belirtti. 31 Mart'ta seçmenler Türkiye genelinde İstanbul ve ilçelerinde sosyal demokrat adayları seçti ve seçim haritasını yeniden çizdi. Mesajları açıktı. Bundan sonra hukukun üstünlüğü ve demokrasiyle yönetilen bir ülke görmek istiyorlar bölünmüşlükten değil birleşmiş bir Türkiye vizyonundan yanalar. Ayrıca bu seçim sonucu derinleşen ekonomik krize karşı bir protestoydu. Son 22 yıldır iktidarda olan mevcut hükümet gençler, kadınlar, mavi yakalı çalışanlar ve emekliler gibi önemli seçmen gruplarının desteğini kaybetti. CHP Türkiye genelinde siyasi dinamiklerde bir değişimin sinyalini veren orta ve Doğu Anadolu'da eşi benzeri görülmemiş bir destek kazandı. Bu seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birisidir. Ve artık geriye dönüş olmaz. CHP'deki değişim hareketinin memnuniyetle karşılandığını yazdı. Sadece bir yıl önce seçmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dar bir farkla desteklemişti. O zamandan beri CHP liderlik değişiklikleri yaparak ve programını köklü bir şekilde yenileme sürecini başlatarak değişti. Türkiye halkı bu değişikliği tanıdı ve memnuniyetle karşıladı. Değişiklik istiyorlar. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta kazanılan zaferin etkilerinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağına dikkat çekti. Bu Türkiye için olduğu kadar doğrudan bölge ve ötesi için de derin etkileri olan bir dönüm noktasıdır. Otoriter eğilimlere nasıl meydan okunabileceğini gösterir ve dünyaya örnek olur. Birçok ülkede seçmenler parti bağlılıklarında sıkışmış durumda. Türkiye bu durumun zorunlu olmadığını gösterdi. 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı.